Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi bize kolay kıl. Öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle diyor. Ve bugün Kur'an öğreniyorumun ikinci dersine başlamış oluyoruz. Arkadaşlar, hatırlayacak olursanız birinci programımızda, birinci dersimizde alfabeden bahsettik. Dünyanın en kolay, en güzel, sadece sessiz harften meydana gelen bir alfabesi olduğundan bahsettik. Dolayısıyla harflerin birer isminin ve müsemmasının başka bir ifadeyle resminin ve isminin olduğunu, resim bizim bu gördüklerimiz, gözümüzün algıladıkları, efendim isimleri ise nasıl onları seslendirdiğimizi hep beraberce efendim işlemeye çalıştık birinci derste, Kur'an öğreniyorumun birinci dersinde. Ayrıca orada yan tarafta size bir takım bilgiler de vermeye çalışmıştım. Birkaç harften de özelliklerinden de bahsetmiştik. Size tavsiyem şudur, ben bu harflerin bazılarından bahsederken küçük küçük not alırsanız iyi olur. Böylelikle bütün derslerde hemen hemen bütün harflerden tek tek bahsetmiş olacağız. Ve bunları birleştirdiğiniz zaman sizin için bir birikim olacak. Bugünkü dersimiz efendim yalın halde harfler. Yani yalın halde derken çıplak harf diyoruz bunlara. Yani bunları yeniden tekrar edeceğiz hep beraberce. Yalnız burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ediniz. Biz bunları birazcık renklendirdik. Mesela bakınız ne var burada? 3 tane harf var. Şimdi şu noktaları görmeyin arkadaşlar. Şu noktaları görmeyin bakalım. Şu noktaları görmediğiniz takdirde bu harflerin birbirinden şekil olarak farkı var mı? Yok. Yok değil mi? Şunlara bakınız. Şimdi şunların noktalarını görmeyin. Şu harflerin birbirinden farkı var mı? Yok. Şu iki harfe bakınız. Yok. Şu iki harfe bakınız. Yok. Şu iki harfe bakınız. Yok. Bunları tekrarlıyoruz. Size biraz zor gelebilir ama hem de gözümüzde algılamış oluyoruz. Şu iki harfe bakınız. Şu iki harfe bakınız. Şekil olarak aynı. Sadece bakınız noktalarla fark ediliyorlar değil mi? Noktaları kaldırdığınız zaman şekil olarak hepsi aynı. Şu harflere bakınız. Hakeza. Yine şu ikisine bakınız. Bakınız aynı. Sadece şunlarda küçük farklılıklar var. Şimdi arkadaşlar, Kur'an elifbasının bir özelliği de bu. Diğer hiçbir alfabelerde bulunmayan özelliklerden birisidir. Gruplamaya müsaittir. Böyle bir gruplamaya. Bakınız şu üçü bir grup, şu üçü bir grup, şu ikisi bir grup, şu ikisi bir grup. Ve dolayısıyla dikkat ediniz, bakınız gruplandırılmış harfler vardır burada. Bu alfabe özelliğiyle diğer hiçbir alfabede olmayan özellikler işte Kur'an-ı Kerim elifbasında mevcuttur. Şimdi siz bu gruplama ile bu harfleri 11'e de indirirsiniz, 9'a da indirgeyebilirsiniz. Dolayısıyla 9 harf öğrenmiş olacaksınız. Ne ile? Sadece resim olarak. Resim olarak. İsim olarak sadece farklı olacaklar. O bakımdan göz bunu algılarken, onun için size diyoruz sık sık bakınız Kur'an elifbasına veya Kur'an harflerine, gözünüz bunlara alışsın. Çünkü bu gruplamayı yaptığınız zaman size çok kolay gelecek. Şimdi uzun yıllar hep Kur'an-ı Kerim öğrenilmez, öğrenilmesi mümkün değil, zordur demişiz. Ve böyle bir aksi bir propaganda ile maalesef öğrenmemiz gerekli olan, ibadetlerimizde kullanmış olduğumuz bu güzel ilahi kitabımızın o güzel ve kolay olan alfabesini, elifbasını öğrenmekten mahrum kalmışız arkadaşlar. O bakımdan bakınız bunu bu hale getirdik. Biraz renklendirdik ve gruplandırdık ki işin ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gruplar halinde okuyalım. Şimdi elif başta olduğu için biz de burada başa aldık elifi. Efendim hoca efendi de başa almış. Güzel bir efendim eliftir bu. Hatta derler değil mi? Bizim Anadolu'da böyle elif gibi dost doğru ol. Yani onun üzerine bir takım espriler, fıkralar bile vardır yani. Yılanla tilkinin arkadaş oluşu, sonra efendim yılanın kafasını uçurup da şöyle uzandığı gibi bakmamış bile doğru. Elif gibi doğru ol demiş yani. Onun için elif doğruluğun timsalidir. Dolayısıyla unutmayalım. Bu elifi biz çok kullanacağız. Çok çok kullanacağız Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken. Onun için dikkatinizi çekmek istedim. Yanındaki nedir diyecek olursanız bu da hemzedir. Bu nedir? Bu da hemzedir. Evet. Sonra onlar üzerinde duracağız. Evet, şimdi tekrar okuyalım. Efendim. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Tersinden okuyalım bu grubu. Tha.
Ta. Ta. Ba. Evet. Cim. Cim. Ha. 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 Cim. Cim. Şu harfe iyi bakın şimdi. Sa harfine bakın. Türkçede bunun karşılığı yok. Türkçede bu da yok. Peltek sa diyoruz yani. Bazı insanların dillerindeki küçük rahatsızlıktan dolayı dikkat ediniz. Efendim sana ne deme, sana ne der yani. Burada da dilin en çok diş arasından dışarıya en çok çıktığı harf budur. Onun için ileriye doğru dilimizi böyle çıkarıyoruz. Dikkat ediniz, dil fazla miktarda. Şu zal harfinden de biraz önce bahsettik ya bunlardan. Za harfinden de efendim va harfinden de daha fazla dilin dışarıya çıktığı harftir. Es. Yapın bakayım. Es. Sa. Bunu da şöyle bir defa daha tekrar etmiş olanın farklılığından dolayı. Evet. Dal. 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 Şimdi bakınız. Geriye dönüşte akıcılığı kaybediyoruz. Dikkat ediniz. Ama böyle dal dal derken akıcılık daha güzel devam ediyor. Çünkü bu alfabenin, bu Kur'an elifbasının da bir başka özelliği var. Yine diğer alfabelerde olmayan. Niçin böyle mukayese yapıyorsunuz diyecekseniz, böyle bir şey aklınıza takılırsa şunun için söylüyorum. Hepimiz İngilizce, işte Fransızca, efendim diğer Latin alfabelerini biliyoruz yani. Bir mukayese yapalım da hafızamızın bir yerinde yer etsin diye bunu söylüyorum. Bakınız bir özelliği neydi? Gruplandırmaydı değil mi? Dedik. Gruplandırdık. Bir başka özelliği efendim ses akostiğidir. Yani ses akışıdır. Musiki yönüdür. Siz bakınız dal derken arkasından dal gelir. Kendiliğinden gelir. Biraz tekrar edelim. Sonuçta siz farkına varmadan akacak kendiliğinden. Evet. Ra. Ra. Za. 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 Ra. Ra. Sin. Sin. Şin. Şin. Bakın siz sin derken musikisiyle beraber akıyor. Şin dedirtiyor size. Evet. Sad. Sad. Vad. Vad. Şimdi bakınız tersinden okuyalım. Vad. Sad. Sad. Biraz zorlanıyoruz değil mi? Çünkü böyle akışı sağdan sola doğru akıyor. Soldan sağa doğru akışı yönlendirdiğiniz zaman adeta bir suyun efendim debisini ters çevirmek gibi bir şey. Evet. Ta. Ta. Va. Va. Tekrar. Va. Va. Ta. Ta. Ayn. Ayn. Gayn. 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 Ayn. Evet. Fe. Fe. Kaf. Kaf. Kaf.